Belediyemiz şirketlerinin vergi borçları var. Bazı taşınmazların satışı gerekiyor. Daha doğrusu devri gerekiyor, özür dilerim. Vergi dairesine. Bu iş ve işlemlerin yapılması için encümene yetki verilmesi talebi var. Talep hakkında görüş bildirmek isteyen, buyurun Kazım Bey. Sayın Başkanım, daha önce biz kaymak gelirdi, 19-20 milyar denilirdi. Artık onlardan da geçildi. Toplu geliyor. Belediyenin aşeleri diye ifade ediliyor. Belediye ve belediye aşeleri diye ifade ediliyor. Aslında bunun buradaki meclis üyesi arkadaşlarımıza şu aşemizin bu kadar ve ona karşılık şu veya toplamına karşılık biz belediyenin şunları veriliyor denilebilir. Bence burada tamamen bir biz görmediğimiz, totalde ne olduğunu bilmediğimiz ve hangi aşemizin borcunu olduğunu bilmediğimiz bir takas işlemi diyelim sizin tabirinizle, devir işlemi diyelim. Ama bu tamamen böyle kapalı bir ifade olmuş. Başka görüş bildirmek isteyen? Başkan. Buyurun Özer Bey. Başkanım, aynı şekilde hangi anonim şirketin ne kadar borcu var, zarar, kar, hiçbir bilgi bizde yok. Bunu daha önce defalarca söyledik. Bir de cami alanının, sağlık tesisi, spor tesisi, kapalı spor tesisi ve askeri alanı, camiyi devlete devredince vergi dairesi bunları ne yapacak, ne edecek? Yani bunlar çok mantıksız geliyor. Bundan dolayı biz talebi reddediyoruz başkanım. Evet, talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Özgür Bey, hoş geldiniz. Bir meclisi geride bıraktık. Ne vardı bugün CHP grubunun gündeminde? Biz özellikle şöyle bir şeyle karşılaştık. Belediye anonim şirketleri var, yaklaşık 9-10 tane. Bunların vergi borçlarının olduğu söylendi. Zaten biz bu firmaların borçlu olduklarını biliyoruz ama ne kadar borcu var, hangi şirket ne kadar alacaklı, ne kadar borçlu ve vergi dairesine ne kadar borcu var bunları bilemiyoruz. Çünkü defalarca istememize rağmen ne kamuoyuna ne de bizlere açıkladılar. Açıklama yapmıyorlar bu konuda. Bizim itirazımız onaydı. Çünkü vergi dairesine verdiğiniz arsalara bakıyorsunuz belediye olarak. Sağlık tesisi, spor tesisi, eğitim alanları var, askeri alan var. Yani bunu biz kabul edemiyoruz. Mantıksız bir takas olmuş oluyor. Sonuçta alan veren razı diyorlar ama mantıksız bir takas olduğu için ve borçların bedelleri belli değil. Yani topyekün 8-10 firmanın vergi borcu, dikkat ettiyseniz vergi borcunu yine sordum, yine söylemiyorlar. Biz bunu aldık, bunu verdik deyip bu şekilde geçiştiriliyor. Toplam kaç metrekare takas var belli mi Özgür Bey? Şu anda tam bilmiyorum ama bakmadım ona. Tamam. Toplam bedel de belli değil çünkü detay yok. Yani toplam detaylarını alamıyoruz bu firmaların. Ardından hobi bahçeleriyle ilgili vatandaşımızdan çok fazla şikayet geldi. Şundan dolayı yıllık 540 lira olan hobi bahçesi ücreti %300'e yakın bir artışla 1500 lira civarlarına çıkarıldı. Zaten biz şuna itiraz etmiştik. Bir yıl daha pandemiden dolayı uzatıldı. Biz o süreye de itiraz etmiştik ama belediye burada rakamın da hatalı olduğunu görüp geri adım attı. Onu yaklaşık 1000 lira gibi bir bedele indirecekler. Bunun dışında da bisiklet yollarıyla ilgili bir tavsiyemiz olacaktı. Ulaşım AŞ müdürümüze de sordum. Şu anda Kayseri'de hali hazırda kaç metre, kaç kilometre bisiklet yolu var diye. İnşallah önümüzdeki mecliste bununla ilgili bir sunum alacağız. Bisiklet şundan dolayı çok önemli. Özellikle pandemi döneminde havalar düzeldi. İnsanlar otobüsleri, toplu taşımayı pek kullanamaz hale geldiler. En azından sağlıklıca, huzurluca bisiklete binip evine, işine vesaire gideceği her yere gidebilir. Bundan dolayı bisiklet yollarını önemsiyoruz. Bu konuda takipçi olacağız.